Evet Beşiktaş'ın 4-1 kazandığı Adana Demirspor karşılaşmasının ikinci yarısındaki pozisyonların değerlendirmesiyle Fırat Aydınus'la birlikte tekrar karşınızdayız. İkinci yarının hemen başında Salih Akintola e, karşılıklı sarı kart pozisyonu var. E, yaşanan o mücadele için e, kartlar için düşünceniz neler? Yani kartlar doğru orada işte e, ortalık karıştı. sonra birer tane gösterdi ama işte buraya gelene kadar yani buraya gelene kadar maç boyunca bu noktaya gelmesini etken hakemin de rolü göz ardı edilmemeli diye düşünüyorum. Ee, sonrasında yine iki sarı kart ardarda arda. 52'de Roziye, 53'de Kohli. Kohli'ninki özellikle e, çok konuşulan. Mesela antresi... ben Gaston'a gösterdiği kartı da çok gereksiz görmedim ilk yarı. Hmm, 23. Evet. dakikada var. yani. Rozi'ye bu müdahalenin ardından sarı kart e, gördü. Doğru, doğru. hani sonuçta umut vadeden bir ataktan dolayı gerçek. Kendisi de gösteriyor, öne açık diyor. Evet. Doğru. Sonra bir dakika sonra hareket Koli, Koli sarı kart gördü. Burada Hocam. belki hani insanlar bariz yol şansı değerlendirmesi. Top havadan geliyor. Futbolcu topu kontrol altına almamış alma olasılığının %100 olma durumu yok. Yani o öne doğru koşuyor, top arkaya doğru gidiyor gibi. Bazı gol şansının kriterlerinin hepsine nail olan bir pozisyon değil. Sarı kart doğru. Peki hocam devam ediyorum. Sayıs yerde kaldı 70. dakika. Ve penaltı kararı çıktı. Maçta hani belki de şöyle söyleyeyim verebileceği hakem vara bakmadan verebilecek en zor pozisyonu hakem vara bırakmadan çözmüş penaltı bunu Doğru. mesela seyrederken biz e, çözemedik nereden yani e, penaltı oluştuğunu sonrasında zor bir pozisyondur çünkü hakemler evet. için bu bunu vara bırakmadan çözmesi hani bunu göster ya öbür tarafa hiç yani ne, nasıl yönetti falan demeden bu pozisyonu hakemi değerlendirirsen harikulade gerçekten Mesela eleştiri yapıyordu ama şu pozisyonu da vara bırakmadan bu pozisyonu çözüp penaltı vermesi de tebrik edecek bir durum. Yani burada e, daha önce çok konuştuğumuz hücum oyuncularının kendi ceza sahası içindeki eşleşmelerde yapabileceği e, hatalardan biri. Evet. Değil mi evet. Şerif Endiaye ya yanlış görmüyor sen, evet. değil mi çocuklar? E, boşa sallıyor ve sayısın ayağına vuruyor karar penaltı oldu. Cenk Tosun topu ağlara gönderdi. Skor 3-1'e geldi. İtirazlardan e, itirazlardan dolayı Montella kırmızı kart gördü. O başka bir 77. dakikada. Bu itibariyle evet bu pozisyonda burada foul Redmond yapıyor ama yaparken ayağa takılıyor. Acıyla yere bırakıyor kendini. Rodriguez düşüyor. Evet. E Rodriguez'e yapıyor. Redmond yerde yattığı için de oyun hemen başlatmıyor. Başlatmayınca da sahanın içerisine girmiş olan Montella aynı zamanda dördüncü hakeme fiziksel bir temasta bulunuyor. Ki bundan dolayı zaten Burak Bakır'ın uyarısıyla büyük bir ihtimalle kırmızı kart görüyor. Ee, şimdi diyeceksiniz ki bu pozisyon bak burada mesela hop gördün mü? Yani bu, şimdi diyeceksin ki ya bu neler gördük? Kötüye emsal olmaz. Bu karar doğru karar. Hem oyun alanı içerisinde Ve hem de dördüncü hakeme. fiziksel evet. müdahalesinden dolayı bu karar doğru bir karar. Hakeme bunu yapamazsın ama kötü emsal olmaz fakat standart anlamında işte bunun kırmızı kartla sonuçlanması sanki yanlış olan buymuş gibi kamuoyu tarafından değerlendirilebilir. Yanlış olan buna benzer neydi mesela örneğin Gesson'un hakeme omuzuna hani maç evet, hani. örnek veya evet. yani teknik adamların yaptığı hakeme karşı dördüncü hakeme karşı tavırları kayıtsız kalınınca bu doğru bir karar olmasına rağmen göze batıyor. Aynı anda bu arada Şenol Hoca da taç çizgisi üzerinde onu da söyleyeyim. Ama yani, burada bakın yani, atılma sebebi, Yok yok hayır hayır. Mesela onu da uyarabilir lütfen. Tabii, e, tabii. Yani, o başka teknik, alan, yani. üzerinde, teknik alanı geçmiş. Bu farklı. Yani burada şu sağının içerisine girtmekten ziyade gördüğünüz ikemene fiziksel müdahaleden dolayı kırılmak görüyor burada. Katılıyorum. Eee 12'de miyiz? Çocuklar 79. dakika evet. E, Cenk ve Salih NDI ile olan mücadele. Şimdi faulü hangisine çaldı? Yani Salih'in bir teması yok gibi. Cenk'e çaldı. E çaldı değil mi? İlk, ilk, ilk burada bak evet. dengeyi bozduğu için ona çaldı. Çünkü Bakayım. eğer Salih'e bu faal gördüyse, Salih'in sarı kartı var o yüzden bir tartışmaya meal bir verebilirdi. Daha, bir, bir daha pilottan izleyeyim. Yani burada Salih'in müdahalesi yok. Evet Cenk ben, bozuyor dengesini. Evet, Cenk ben bozuyor. Yani. Şimdi burada yaptı oynattı çaldı. Salih'e Salih Salih çaldı. Peki nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani geridekini göstermiyor değil mi? Faal Normalde jest ve e, mimiklerinizde faal önce, önce... saliye çalmış. Normal cenk yapıyor faal. saliye Salih'e çalmış ama çaldığı faal, faal değil. Salih'in yaptığı ama ona çaldıysa Umut Adem bir atak konusunda katla değerlendirilmesi gerekirdi. O zaman kırmızı kart olurdu Salih. Olurdu olmazdı. Yani evet, sarı kartı pozisyonu var. Pozisyonu kendi özünde değerlendiriyorum. Yani. Ben yine e, karnesine bir eksi not yazar diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Kimin karnesine eksi? Filiz'in. Hani bir artısı vardı mı eksiye? <laughs> Hayır bir tane daha dedim. <laughs> evet, tamam. Zaten. Peki e, Amir'in sarı kartı arkasından. Maçın 81. dakikasında evet. başlayan bir atak. Doğru. Topa müdahale etmesi. Evet. Ee, tamamen oyuncuyu kaldır, durdurmaya çalışıyor. E, koşu yolunu tıkayarak yapıyor. Sarı kart doğru. Salih'in NDI'ye faalü var. 83. dakikada. O pozisyondaki düşüncelerinizi hemen öğrenelim Yani siz daha ilk yarıdaki pozisyonları değerlendirirken Salih'in bu maçtaki... Ya bu bugün işte dün Mertens, Mertens, için söylemiştiniz. Evet, yani bugün sınırda. Mertens, bugün de Salih ee, hakemin disiplin konusunda e, tolera edilmesine neticesinde bir tek birer kartla bitirdiler maçları. Yani onun hoşgörüsünün e, sayesinde belki de sağda kaldılar diyebiliriz. Peki hocam e, 90 artı 2 Beşiktaş'ın kazandığı ikinci penaltı e, bir savunma hatası. Kötü kontrol Ertaç. Sonrası da Abu Bakar Daha araya şey girdi. Burada çalmadı penaltıyı tabii. Şimdi biz fotoğrafı anladım. bir kere yalnız. <laughs> ya mümkünse bu fotoğrafı hemen halledebiliyorsanız pilottan halledin mi benim? Bak pilottan bir seyredelim. Şimdi fotoğrafın ben hani bunu penaltım diye tartışmıyoruz bile. Bak, şimdi pilottan bir gösterin. Mesela, biz tartışmıyoruz da biz... var verdi penaltı ha, onu he, da. Tamam. Bireyel. Bak hakem evet. bak görüyor musun? Bak, bak, hiç koşmuyor. Kaç metre var? Gördün mü? En az 35 Bak, metre var. Yani. Uzak. Sen o mesela diğer en zorunu görüyorsun. Burada bu pozisyonu görmeyip, hani görmemek için de elinden geleni yapmış mesafeyi uzak tutarak açıyı sağlayamayarak bunu vara bırakarak veriyorsun. Ya ne diyeyim ki? <laughs>